Seyhan, bana ne olduğunu hemen anlatacaksın. Ne demek bir şey yok? Ben sizin annenizim. Benimle doğru dürüst konuş. Geldiler evet. Allah Allah. Dur, kapattı. Ay ne oluyor Allah aşkına? Bahar, seni de mi yolladılar? Bir şey yok anne. Güvenlik için evde olmamız daha iyiymiş. Seymen öyle istedi. Bu ev ne kadar güvenliyse artık. Arabanın frenlerini kocanın bozduğunu bilmiyorsundur sen tabii. Aa! Değil mi? Ne? Neler oluyor Dicle? Diler. Bahar ne diyor? Haydar'ı ben hastanede gördüm. Nasıl olur? Ona sorun anne. Kocasıyla nasıl cinayet planladığını otursun anlatsın. Çay da içersiniz konuşurken. Heyecanlı bir hikaye. Biraz karışık. Haydar'ın Seymen'in arabasının frenleriyle oynadığından kuşkulanıyorlar. Bir de yeni bir saldırı girişimi olmuş. Seymen'in odasının önünde silahlı birini bulmuşlar. Allah'ım sen oğlumu koru. Hep Hamzoğlu'nun işleri bunlar. Ben de saf saf kardeşini içeri buyur ettim. Kahve içirdim. Saldırganı Hamzoğlu Ali yakaladı anneciğim. Şu anda Seymen'i de evi de o koruyor. Ne? Seni gebertmek bugüne kısmetmiş. Gel lan buraya, gel. Ama ha. Nasıl koydum ben? Nasıl koydum lan? Geberteyim bu arkayı. Geberteyim, dur. Geberteyim mi? Bırak. Dur. Bırak. Ya. Lan birader ne yapıyorsun ya? Bırak. Geberteceğim ulan. Dur. Geberteceğim. Kaç bize lazım, bırak. Dur Bekir. Sonra ben bizzat ilgileneceğim kendisiyle. Geberteceğim ulan. Sakin ol. Ben bir şey yapmadım abi. Zorla yaptırdılar. Çocuğumun başı için bırak beni. Lan bırak geberteceğim şunu. Dur bırak. Dur. Geberteceğim. Dur beni. Dur sırası değil. Hadi Haydar. Biz her şeyi biliyoruz. Bizi şimdi şu ustanın yerine götüreceksin. Beni oyuna getirdiler ağam. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Beni bunların eline bırakma ağam. Beni jandarmaya verin. Cezam neyse çekeyim. Bunlar beni öldürür. Beni bırakma. Sus ulan. Bekir. Bırak Bekir. Bindirin arabaya. Bizi o dediğin ustaya götür. İyi. Sonra gebertiriz. Acelesi yok. Gir ulan şuraya. Bana çok para verdiler. Beni kandırdılar. Şeytana uydum. Kimse ölmedi ya. Beni bırakın. Anladığım kadarıyla tören günü Haydar arabanın frenleriyle oynamış. Ama onu bu işi yapsın diye tutan Hamzaoğlu değilmiş. Şimdi hep beraber bu işin altında kim varsa onu bulup çıkarmak derdindeler. Bizim de ayak altında olmamızı istemediler. Ah 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 benim aptal oğullarım. Nasıl inanırlar böyle bir şeye? Ne diyecek adam? Bizimkiler kazadan kurtulunca böyle bir yalan uydurdular. Ben hemen hastaneye gidiyorum. Gidemezsin anne. Seymen benden haber çıkmadıkça evden çıkılmayacak dedi. Seyhan desen delirmiş halde zaten. Gidip boşu boşuna azar işitme. Kimi azarlıyorlarmış görelim bakalım. Seyhan Nancy'yi senin yolladığını biliyor. Üstelik Seymen de biliyormuş. Nancy her şeyi anlatmış. Gelmiş İstanbul'da birlikte oturuyorlarmış. Senin yerinde olsam bu aralar biraz laf dinlerim. Ortalık gerçekten çok karışık. Bekle. Akşam Seyhan uğrayacak. Detaylı anlatır. Kader buradaymış. Hiç anlatmıyorsun. Ne dedi? Ne zaman isterse babasının mallarını kızın üstüne yapalım. Dilara avukatını yollasın dedi. Sen ne dedin? Aman kızın mala mülke ihtiyacı mı var dedim. Vasisi benim. Fazla mal göz çıkarmaz. Hem Seymen'i de bana harçlık verme zahmetinden kurtarmış olurum. Fena mı? Harçlıkmış. Senin aldığına harçlık demek biraz insafsızlık olur. Neyin eksik Dilara? Ne zaman para istediğin de verilmedi? Belli ihtiyaçlar için para istemek başka, elinin altındaki hazır parayı kullanmak daha başka. İnsanın aklına yapacak bir sürü şey gelir herhalde o kadar parası olunca. Bunlara ne oluyor böyle tek tek?
Yıllarca bu kadar düşmanlıktan sonra Seymen böyle bir işbirliğini nasıl kabul eder anlamıyorum. Can'ın söylediğine göre ortak bir tehdide karşı geçici bir işbirliği. Şu anki çıkarları bunu gerektiriyormuş. Sen bunlara kafa yorma. Herkes güvende. Merak edecek bir şey yok. Artık bilmiyorum abla. Hiç de emin değilim. Sana anlatmıştım. Seymen'e onu gördüğüm an güvendim. Başının çaresine bakan o müthiş insanlardan biri gibiydi. Güçlüydü. Aylardır burada büyük bir iktidar gördüm ben. Her şeyden haberi vardı. Her şey kontrolü altındaydı. Ya buna inanamıyorum. Ne kadar yanılmışım. Burnunun dibindeki adam evin içinden biri arabasını bozuyor. Ölüm tehlikesi atlatıyor. Sonra en büyük düşmanı geliyor. Yattığı yerde adamla gülüşüyorlar. Ya kafayı yedim ya. Ne yaptığını bildiğine eminim. Hayır abla. O ağrı kesiciler insanı dengesiz yapar biliyorum. Bir arkadaşımın ameliyatından hatırlıyorum. Bence Seymen yanlış kararlar veriyor. Çünkü Seymen Seymen değil artık. Kaza ve ilaçlar onu sapıttırdı. Fatma ablam acık yesinler, ac acına oturmasınlar dedi. Canım hiçbir şey istemiyor. Sen bana şu Dicle'yi yollasana. Gelin abla. Sahiden Haydar mı kastetmiş ağamın canına? Dicle kendini yerlere attı. Hani Dilara abla gibi oldu hani. Ne ettiğini bilmiyor. Kendini oradan oraya atıyor. Fatma abla kaç tokat attı. Bana mısın demedi. Bir şey biliyorsam oğlumun ölüsünü öpem diyor da başka bir şey demiyor. Canım ne bilsin kız gerçekten? Adam hayırsızın tekiymiş zaten. Aman o kızın bilmediği mi var abla? Sen ne diyorsun ya? Bırak Allah aşkına. Kendini toplasın da bana bir baksın. Ya da dur ben gideyim. Aa yeter ya. Herkes konuşacak. Ben aklımı kaçırmadan kim ne biliyorsa her şeyi söyleyecek. Kes ağlamayı artık. Ben sana inanıyorum. Sen benim kızım sayılırsın. O pislik cezasını çekecek. Sana da ettiklerini biliyorum. Bak ablam. Geçen de bunu almış. Bir de 150 milyon bulmuş Dicle dolapta. Belli işte. Ah, keşke o zaman haberimiz olsaydı. Ne yapar eder konuştururduk. Kızım hiç sormadın mı bu parayı nereden buldun diye? Ben içiyor diye harçlığınızı sana veriyorum. 5 kuruş parası yoktu ki onun. Hiç sormadın mı bunu kim verdi diye? Sormam mı Sümbül anne? Amcam verdi, Bekir abi verdi diye geçiştirdi. Israr edince de dövdü. Ben bu kadına inanmıyorum. Bu hep bir şeyler saklı. Nereye gitse Seymen'i izliyor. Arkamı her döndüğümde dibinde bitiyor. Kapıların dibinden ayrılmıyor. Seymen'in ne yapacağını herkesten önce sen biliyorsun değil mi? Anlat, anlat kocana kim yaptırdı bunu? Vallahi ablacığım benim hiçbir şeyden haberim yok. Kocalığı baksın onun. Onu bulup ellerimle ben gebertmezsem. Yalancı. Onu burada istemiyorum anne. O bu evde olduğu sürece daha başımıza gelecek bir sürü şey var. Hemen toplasın pılısını pırtısını defolsun gitsin. Hadi hadi defol defol defol. Bahar kızım. Senin sinirlerin bozuldu. Gel sen benimle hadi. Hayır o gidecek. Kocamı öldürmeye kalkan insanlarla aynı evde yaşayamam ben. İyi tamam. Ben giderim o kolay. Ama çocuk burada kalacak. Gel ya, gel yavrum ya. Hadi gel kızım, gel sen. Gel. Dicle bizim kızımız. Daha ufacıktı buraya geldiğinde. Hiç kötü bir şey yapar mı o bizim için? Bir dakika dur anne. Neden çocuk burada kalıyormuş bir anlatsın bakalım. Bakacak gücü yok da ondan gelin hanım. Anası babası yok, evi de yok, kimsesi de yok. Vah vah, öyle mi? Öyle öyle. Gel sen benimle. Dinlenmen gerek. Gel kızım. Bunları sonra konuşuruz. Gel kızım gel. Sonra konuşuruz. Gel şöyle geçelim. Hadi sen Bahar'ı yatır biraz Gül. Hadi. Aa böyle olmaz ki. Böyle zamanda herkes biraz sakin olmalı. Yat biraz kendine gelirsin. Bu gelin çok akıllı. Sen yandın anne. Bir de seninle uğraşamam Dilara. (Gülüyor)
bana baksana sen. Seni kendi ellerimle parçalarım. Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Ben bir yere gitmem. Bunu böyle bilin. İcap ederse gidersin. Zaten gidiyorsun. Melek'te kalacaksın. Anladın mı? Ağamın emri var. Sen bu evden, sen istemedikten sonra gitmezsin dedi. İstersen sor. Ağam bana git demedikçe ben buradan gitmem. Zorlarsan her bir şeyi herkese anlatırım. Hay, sana da, ağana da. Fatma, kapat şunu odasına. Katiyen çıkmayacak, katiyen. Gel. Hayır yani yarın öbür gün gelin öteki tarafa gidiyorsun. Borçları var mıydı? Abi ne olmuş? Arkadaki arabaya haber ver. Görünmeden gidelim. Ne olmuş ki ağam? Senin ustayı öldürmüşler besbelli. Sıra sana geliyor Haydar. Alo. Mustafa. Ha. Avanos'ta bu kağıt mı var? Ne oldu? Ha, anlaşıldı. Neyle vurmuşlar? Ha? İyi, beni ara. Ne oluyor Memo? Emniyet müdürüyle komutan geldi. Doktor 5-10 dakika izin verdi. Seyhan ağam da içeride. Ya sırası mı adam bu haldeyken? Müdür çok kızgın. Dünden beri bekliyormuş. Odaya çıktığını duyunca çıkmış gelmiş. Arabanın içinden fren ayarını bozacak bir kutu çıkmış. Kim yaptı, ne yaptı soruyorlar. Zahmet etmişler. Biz biliyoruz kimin yaptığını da bir işe mi yarıyor? Bekir abi neler oluyor? Ne dönüyor abi? 2 gündür kafam patlayacak. Bir anlatıversene. Hamzalar yapmamış mı? Hamzalar olsa kolay. Bu sefer emir büyük yerden Memo. Hamza oldu da ağam kadar topun ağzında. Kimin tavuğuna kış dediysek artık. Mafya mafya olmasın ha? Ulan salak mafya ne ki? Sırasında sen ben bile mafyayız işte. Mafyaymış. Çocuklar şöyle kuyruk olun hadi. Hadi buyurun gelin. Saç bunları bana ver. Ne pişirdin Ayrı abla? Kör müsün? Bak işte tabağında. Patlıcana benziyor ama sudan görünmüyor. Patlıcan çorbası mı? Sen böyle pilavla patlıcanı rüyanda yi de. Ben rüyamda neler yiyorum bir bilsen. Ne işiniz var sizin burada? Ver şunu bana. Al sen dağıt Umut. Hadi içeri siz. Aman bırak. Ben dağıtırım. Altın üstüne getirirler şimdi. Kızım kime konuşuyorum ben? Laf dinlesene sen. Senin lafın bu konak kızlarına geçmez Sermet. Hadi ya yemek bozuldu. Hayriye Hanım güzellikle girin içeri. Siz işinize bakın Sermet Bey. Benimkine karışmayın. Herkesin görevi belli. Evin dışı benim görev alanıma girer. Burada benim dediğimi yapacaksın. Yok canım. Aman gel abla bildikleri gibi yapsınlar. Allah Allah herkes keçileri kaçırdı bu evde ya. Döküp saçmayın. Boşları da ortada bırakmayın. Çeşmede akıtın temizce getirin. Ben gelip bulaşıkları yıkarım Hayriye. Sen merak etme. Sen de bana bir kahve yaparsın. Oh, oh. Dur. Sermet, dur abla biz girelim ana. Sermet. Durun, ne arıyorsunuz orada?
Alın şunları. Hadi gir. Seni nasıl kıskandı gördün mü? Kim? Selmet mi? Neden kızdı ki o kadar? Belki seni kıskanmıştır kız. Yok. Ben biliyorum işte. Dicle'ye bu memo işi ne oldu diye sormuş. Artık bu imalathaneler tehlikede. Eskisi gibi de. Bölge kalkındı. Gelenin gidenin hatta hesabı yok. Burada olmaz dedik. Zaten gözleri üstümüzde. Başka tarafa sevk edilsin dedik. Bu afyon İran sınırından doğru buraya mı geliyordu? Yok. Önce doğru İstanbul'a gider. Oradan turist davasıyla buraya gelir. Böyle daha kolay. Vay canına. Buradan eroin nasıl çıkıyor peki? Bunca yıldır dikkat çekmeden. Şeytanın aklına gelmeyen biçimde çıkar işte. Her seferinde başka şekillerde çıkar. Peki ne olacak şimdi? Sizlerle işleri kalmadı. Bir hafta içinde hepsi taşındı diyorsun. Onların benimle işleri bitmez. Dünya alacak verecek davası var. Daha beteri, biz bütün orta kademeyi biliyoruz. Hafızamızı silene kadar bırakmazlar. Pazarlığa bağlı. Benimle işleri kolay da Seymen'i rahat bırakmazlar. Biz ne de olsa onlardanız. Anlaşırız. Mahmut anlaşmadıydı. İndirdiler. Seymen kafa tuttu. Görüyorsun işte. Bana niye anlatıyorsunuz bunları? Korkmuyor musunuz? Korkacak olan sensin. Bana bir şey olursa yazarsın diye anlatıyorum. Fotoğraf çekmem lazım. İyi. Seni yarın gece indiririm, çekersin. Hayriye, Sermet'e börek de ver hadi. Hadi oğlum neredesin? Bak böreğin doldu hadi. Hadi kuzum benim. Allah zihin açıklığı ver ya Rabbim benim oğluma. Anne tamam yeter. Geceden beri okuyorsun zaten. Ya anne yut, yapma. Yut da Zeynep'e de ver. Tamam. Hadi bakalım Salih, yüzümüzü kara çıkarma. Olur Sermet abi. Sen ne arıyorsun burada sorma sahip? Tayin içiyor ne var? Hiç. Memo abi gene hastanede mi? Ne bileyim ben. Çobanı mıyım senin Memo abinin? Onlar da babamla 20 gündür eve gelemediler. Neyse, bugün Seymen abi çıkıyormuş galiba, öyle değil mi? Ne bilelim, belli değil. İstanbul doktorları gelip bakacaklar. O da bugün gelecekleri belli değilmiş. Filmleri, tekikleri sabah İstanbul'a gidecekler. İyiyse bir de gelip kendi gözünden bakacaklar. Ondan sonra artık. Dur kız aç ağzını. Ya kusurum Fatma abla, yapma. İmdat! Kızım bari süt iç. Aç acına gidilir mi? Yemem. Sinirimden midem bulanıyor zaten. Börek anca yetişti Sümbül abla. Aman sonra yenir. Hadi Sermet sen şunları götür. Yanına adam al. Sınıfın kapısında bekleyin. Çıkışta doğru gelin. Beni hemen ara Zeynep. Seni götürmüyor muyuz abla? Ben hastaneye Memo ile gideceğim. Geçmiş ola kızım. O işi daha önceden yapacaktın. Hadi çıkalım hadi hadi. Hadi. Hadi kızım hadi. Vallahi akıl mı kaldı insanda? A bak buradaymış hay Allah. Hadi çabuk. Gidiyor musunuz? Gel seni bir öpeyim. Hadi güzelim başarılar. Acele etme, dikkatli ol. Sakin sakin tamam mı? Üf tamam abla. Kontrol et kızım. Bitti diye hemen verme kağıdını. Ha, vakit ya, kalacak da çünkü. Hadi. Başarılar Salih. Sen de dikkatli ol tamam mı? Tamam Dilara abla tamam. Hadi şöyle geç bakayım. Hadi. Ağam büyük telefon filristini getir dediydi.
Sen bekle Sümbülen'le. Tamam tamam peki. Dur ben getiririm. Masanın orta çekmecesindeymiş. Ne arıyor bu Sermet içeride? Bilmem. Evin girdisinin çıktısının çetelesini tutmuyor. Demek öyle. Birazcık öyle. Güzel. Öğrendim, iyi oldu. Ne öğrendin bakayım? Tekrar et ben de anlayayım. Hadi Asya, dünya işin var daha. Biz çıkıyoruz Bekir abi. Bir şey var mıydı? Tamam abi. Hadi senize. Aa. Hayriye abla. Hayriye abla. Hayriye abla. Bak, sekebiliyorum. Ya yapma. Kaç kere söyledim şunu yapma diye. Hayır, bir tane sağlam bacağım var, onu da kıracaksın. Bu iyileşmeyecek mi yani diyorsun? Bilmiyorum. Neyin var senin kaç gündür? He? Ne desen tersliyorsun. Asma suratını, bugün çıkıyoruz işte. Çıkalım da. Güzelim, gelsene biraz yanıma. Otur. Evet. Seni dinliyorum. Neyi dinliyorsun? Hiçbir şeyi dinlediğin yok. Hep bildiğini okuyorsun. Sana o eve dönmeyelim diyorum, dinlemiyorsun. Otelden vazgeçin diyorum. Hastaneden çıkınca temel atma töreni yapacağım diyorsun. Günaydın. Abi şunlara baksana. Yeni liste de geldi. Ben Seyhan'ın odasındayım. Gene mi sigara içeceksin? İlk sigaram. Ya nasıl yaparsın bunu anlamıyorum. Çocuğu nasıl düşünmezsin? 5 taneye kadar içebilirim. O kadarla kalmıyorsun ki. Sanki çocuğu istemiyor gibi. Ne oldu bu kıza anlamıyorum. Bir şey yemiyor. Kilo verip duruyor. Sigara içiyor. Sinirleri bozuk abi. Kolay mı? Neler yaşadı kız? Bana güvenini kaybetti. Abi. Dicle'ye takmış. Haydar'ın yaptıklarından onu da sorumlu tutuyor. Ayrıca biraz da kıskançlık var. Bir şeyler fark etmiş gibi. Olaydan sonra annem kızı evden göndermediği için çok bozuk. Annemle de iyi değildi. Yeter Fatma abla. Bitmiştir imtihan artık. Olan oldu. Bırak artık hadi. Bak eşek sıpasına, doğru eve gel dedik, hala ses yok. Artık onları zapt etmek mümkün mü ha? Kız tutturdun dolma dolma diye. Hastaya dolma yedirirler mi? Perhizi, yemeği var onun. Midesi kaldır mı onu? Taş gibidir ağamın midesi. Hiçbir şeycikler olmaz ona. Bakalım gelecekler mi? Hiç ses yok. Gelirlerse yandın. Sen gene odaya. Ağam gelince zor biraz. O haksızlığa pabuç bırakmaz. Ne ettim ki ben onlara? Bunu en iyi ağam bilir. O karıya da pısıp oturmak düşer. Senin herif nerelerdeki? Hamzaların konağında hapismiş. Karar gününü bekliyor. Kız hiç üzülmüyor mu? Ya çekip vururlarsa? Nerede o günler? Dur bakayım. Ah kuzum. Anne. Canım kuzum. Nerelerdesin yavrum? Nasıl geçti? Çok iyi anne. Acayip iyi. Allah'ın biz şimdi Meral'in davetine yarabbim gidiyoruz, tamam mı? Sen bana gömlek bul çabuk. Zeynep'le mi gidiyorsunuz? İkimiz de davetliyiz. Otellerinde davet var. Hadi bakalım hayırlısı. Zeynep izin alabilirse tabii. Tahmin etmem. Hadi hadi sen bana gömlek bul çabuk. Oğlum. Ay Zeynep, İstanbul'da bir üniversiteyi kazanmışsın mesela. Hemen ev tutarız. Ben de zel işi alır gelirim. Abla kötü emellerine beni alet etme lütfen. Sen kazan, evim benden. Ama bir şartla, birlikte oturacağız. Tamam, yurtta kalamam zaten. Enteresan olur yani.
Yurtta yandaki yatakta bir koruma. Ben falan. Kız, bu ne surat gene böyle? Hadi gül bak, İstanbul'a gidiyoruz. Ne okullar var orada sana göre. Ne biçim arkadaşların olur. Abla, Meral otellerinde parti veriyor. Benim gitmem lazım. Sen annemi ayarlar mısın? Nereden çıktı bu birden? Bu sabah karar verdik. Babasını aradık. Orhan amcanın iyi tarafına geldi. İçki yoksa tamam dedi. Sabaha kadar dans edeceğiz. 12'ye kadar. Tamam, 12'ye kadar. Ben giyinmeye gidiyorum. Tamam. Gene mi tıkınıyor bu? Kedi gibi abla. Hiç gitmiyor ki başımızdan. Çık dışarı. Bu ne bu be? Bir sümbülün yanaşmalarını beslemediğimiz kalmıştı. Git yukarı, dolanma ortalıkta. Börek kızartın. Oğlanlara çayla götürün. Hadi. Ya oğlum, yeni geldim, daha dökülüyorum. Hem evdekilere ayıp olur. Ya bırak, ne yapacağız bebelerin arasında? Bilmiyorum, gece bakarız. Bir yemek falan yensin de. Tamam, hadi ben seni ararım. Kim? Süha. Otelde kardeşinin mezuniyet partisi varmış. Babası da bunu başlarına dikmiş. İlla ki siz de gelin, patlarım yoksa ben diyor. Liseli kızlar partisi ha. Gidelim abi. Nereye gidiyorsunuz, gelir gelmez? Bir yere gitmiyoruz anne. Oturup el ele diz dize yemek yiyeceğiz seninle bu akşam. Ne ettin okul işini? Dayın kuduruyor ona göre ha. Okul bitti anne. Artık buradayım. Bitmek zorunda kaldı anne. Artık abim geri dönemez. Ne ettin oğlum? Küçük bir sabıka çıktı annem. Önemli bir şey değil. İçkili araba kullanırken yakalandım da. Ne? Ben bir duş yapayım. Dur, börekle çay geliyor. Bekle, sonra yaparsın. Dayım nasıl? İyi değil. İyice içine çekildi. Bir bakıma senin burada olman iyi olur. Yaşlandı artık. Acık işlerin ucundan tutarsın. Ne işler ama? Onun işlerinin ucu kaldı mı ki? Kaldı kalmadı. Bunca şeyin ortasında sana göre olan da vardır herhalde. Anne. Geçen hafta babam geldi Münih'e. Sırası mı oğlum? Yarın konuşuruz. Oo, gelir gelmez. Sırası. İyi miymiş? Çok kötüydü anne. Çökmüş. İhtiyar gibi olmuş. Paralar alınca birden gençleşti ama. Para mı verdiniz? Bu salak verdi. Ne yapsaydım ya? Geri dönecek parası bile yoktu. Anlaşılan Fransız karı bunu şutlamış. Ağladı, zırladı. Her gece rüyama giriyorsunuz. Et tırnak muhabbeti falan yaptı. Olacağına bak. Gittiğine çok pişman anne. Barışmak istiyor. Geçti artık. Senin okul nasıl bakalım? Oğlum, bari sen geçseydin derslerine. Geçtim anne. Seneye son. Bitiyor. Çok şükür. Sana söz. Ne iş istersen kuracak dayın. Nerede istersen. Parti kuracak dayın sana oğlum. Biraz da oy satın alır. Doğru meclise. Başbakan Hakan. Bak, kafiyeli doldu ha. Anne, bunun okuldan mezun olunca direkt doktorlar gibi işe de giremiyorsun ha. Konuyu karıştırmayın. Dayım ortada yokken şu işi konuşalım. Ne konuşacaksın? Kadın geçti artık dedi, uzatmasana. Hadi gidersin, bir iki sene geçer, ararsın, özür dilersin, bakılır. Bu ne ya? 10 sene sonra maymun oldu tabii. Kendine baktıracak kapı arıyor. Gittikten 3 gün sonra pişman olup geri dönseydi bile bu kapıdan giremezdi oğlum. Babam burada kalıp dayımın pis işlerine bulaşmak istemedi. Onun kaçtığı sen değildin anne. Konuşma lan! Pis işlermiş. Paraları yalayıp biterken iyi ama. Senelerdir Almanya'nın en pahalı okulunda o senin dandik bölümüne oluk gibi para harcadı adam. O para annemin gelirinden geliyor. İyi, cici çocuk. Aferin. Paranın üstünde annenin diye yazıyor çünkü, değil mi? O parayı anneme kim veriyor senelerdir? Gerzek! Gittikçe hıyar oluyor bu ya. Thank you.
hoş geldin. Hoş geldin hanım. Hoş geldin ağam. Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk. Gelin abla, adağımız var, olur mu? Ya hayır dedim. Şuna bir şey söyle oğlum, iyice zıvanadan çıktı. Yeter artık, ne kadar çok seviyorsunuz kan görmeyi. Oluk oluk kan aktı bir aydır. Ya ben artık kan görmek istemiyorum. Bahar, gel biz içeri girelim. Bu koç da benimle gelirse girerim. Kızım rezil oluyoruz. Bak konu komşu bakıyor. Gel içeri hadi. Bu hayvanı öldürmeyeceksiniz ama. Ya baksanıza ne kadar korkmuş. Tamam güzel. Gel hadi. Bırak kirve. Ahıra götürün. Gelin hanım koçun canını bağışladı. Ya ağam. Kesmeyelim de besleyelim mi? Sus. Zeynep nerede? Neden abisini karşılamaya çıkmadı? Salih'le Meral'in mezuniyet partisine gittiler. Ne? Kimden izin aldı? Nasıl gider böyle bir günde? Ben izin verdim ablası olarak. Üniversite sınavı çok iyi geçmiş. Koruma gitti, merak etme. Oh. Oh. Hiç çıkamayacağız sandım. Çok şükür Allah'ıma. Gel Seymen, dikilme, otur. Oh, ev kokusu. Bir de yaprak sarma kokusu. Sarma mı yapıldı? Yapılmaz mı oğlum? Çocuk parmağından ince hem de ağam. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Ne haber Dicle? İyi misin? Şimdi çok daha iyiyim ağam. Allah'ıma şükür bugünü de gördüm ya. Yapmayın. Şu sarmayı görelim hadi. Hadi hadi yemeğe. Allah kim var burada? Sessiz prensesim. Hayatımın kadını, canım benim. Dur kız. Allah bir boynum sağlamdı, onu da bu kıracak. Nasılsın Zeliş? Ay bir dakika şunları yukarı bırakayım. Gel güzelim. Gel sana başıma gelenleri anlatayım. Bahar'ı da çağırın hadi. Soğutmayalım. Fatma, başla sen servise. Bekir, ne yapıyorsun? Ne bu? Allah senin gibi. Yakacaksınız lan beni. Seymen biz kalkalım evladım. Başka bir şey olsun. Allah bir daha göstermesin. İyi akşamlar. İyi geceler. Görüşürüz. İyi akşamlar. Yine buyurun. Yenge, güle güle. Sizi bıraksınlar. Yok şurada şuradan yürüyoruz. İki adım, iki adım. Peki. Hadi geçmiş olsun. Vallahi gene sağ ol. Hadi İyi Sema, akşamlar. Sağ ol. Ben yatıyorum Seyman. Tamam güzelim. Ben de geliyorum. Çok yoruldum. Of. Dilara şu hapları versene bana. Gene feci ağrım var. Bak şu kenardaki çantada. Senin çoktan yatmış olman gerekiyordu. Hiç laf anlamıyorsun ki. İnsanlar geçmiş olsuna geldiler. Ay öldüm bugün yorgunluktan. Hadi iyi geceler çocuklar. İyi geceler anne. Bir şey istiyor musun oğlum? Yok anne, yatıyoruz biz de. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler, İyi geceler abla.
Hangisiydi ağrı kesici? Bu. Senin için korkuyor abi. Gene bir şey olacak sanıyor. Sanki olanlar benim suçum. Nedir bu ya? Birkaç gün sonra oturur konuşursunuz. Eve geldin ya, gerisini boş ver. Seni de işinden gücünden ettik. Tam sınav zamanı. Bütünlemeler var, önemli değil. Senin kız da gitti. Ne yapsın abi? İstanbul'da beni mi beklesin? Buraya da gelmiyor. Sümbül Sultan'dan fena tırsmış. Ne acayip ailesiniz diyor. Ya aslına bakarsan öyle. Düşünsene. Bunlar böyle prenses gibi büyümüş. Hayatında tırnağının kırılmasından başka dert bilmemiş kızlar. Akıllarını kaybetmeleri çok normal. Biz hayatlarına girdiğimiz andan başlayarak şu kadınların şahit olduğu şeyleri bir düşünsene. Dicle. Buyur ağa. Uyumuş mu? Ne kadar büyüdü bu Dicle ya. Baksana tosun gibi maşallah. Değil mi Seyhan? Büyüdü ağam Allah'a şükür. Seneye okula başlıyor değil mi? Sayende ağam. Ağlama. Hadi yatır yerinde uyusun. Allah gene verir ağa. Sakın üzülme. Gelin ablam için sabah akşam dua ediyor. Acık yese çok zayıf. Hiç tasa kaldıramıyor. Tasasız hayat olur mu? Ne olursa olsun acık ayağını sağlam basacak kadın dediğin. Seyhan. Bahar çocuğu mu düşürdü?